canlı bağlantı Antalya. Antalya'da bir canlı bağlantı var. Ömür Özdemir'in yanında Altınordu Kulübü yetkilileri ve Çağlar Söyüncü var. Bir transfer gündemde Beşiktaş, Çağlar Söyüncü'nün peşinde. Kimdir Çağlar Söyüncü? Beşiktaş onu ne kadar istiyor? Transfer bitmiş mi bitmemiş mi? Övünç'ten alacağız. Daha doğrusu Çağlar'ın kendi ağzından övünç'ü sorularıyla almaya çalışacağız. Bu bilgileri aktaracağız tabii ki ama Altınordu'nun da Türkiye Ligi'ndeki birçok takımın, hatta Avrupa'daki birçok futbol takımının olduğu gibi kamp çalışmalarını, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdüğünü hatırlatalım. Yanımızda Çağlar'dan önce Çağlar'a büyük emek sarf eden, belki de bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan şu anda da Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu var. Hüseyin Hoca'ya döneceğiz önce. Hem Altınordu'nun durumunu hem Çağlar'ın gelişimiyle ilgili neler yaşandığını kendisinden birinci ağızdan alacağız. Hocam iyi akşamlar. İyi çalışmalar size. Teşekkür ederim. Bahsettik. Çağlar'ın eski hocasıydınız. Şu anda da Altınordu Teknik Direktörüsünüz. Nasıl bir gelişim süreci vardı ve Altınordu şu an için nasıl bir pozisyonda? Evet, Çağlar tabii ki yaklaşık 5-6 yıldır bizimle birlikte. Bu süreçte tabii ki altyapı hocalarımızın da büyük katkısı var. 1-2 senedir de A takımımızda görev almakta. Gelişim hızlı bir şekilde devam ediyor. Tabii Çağlar'la birlikte birçok gencimizin de bu devam ediyor ama Çağlar bunların öncüsü konumunda. Tabii ki ligin de zorluğunu düşünürsek hem gençlerin oynaması hem de yarışmacı gibi olmamız biraz zorluk çekmemize neden oluyor. 2 sene önce amatör ligdeydi ve Gümüşordu formasıyla bölgesel amatör kümede mücadele ediyordu. 2 yıl içerisinde önce siz takımla beraber gelişim gösterdiğiniz oyuncular sizle beraber gelişim gösterdi. Şu anda da 1. Ligi, Süper Ligi zorlar durumdasınız. Bu durumu nasıl açıklarsınız? Her şey planlandığı gibi gidiyor sanırım. Tabii ki o zamanlarda planladığımız gibi aslında Gümüşordu bizim pilot takımımızdı. Birçok genç oyuncumuzu oraya oynamaları için. Çünkü oynayarak gelişmek çok daha hızlı oluyor. Çağlar'da da bu yaşandı. Orada 2 sene futbol oynadı. Ondan sonra da zaten 2. Lig ve PTT Ligi'ne çıktıktan sonra da Çağlar oradaki misyonunu biraz tamamlamıştı ve artık A takımda oynama zamanı geldiğini düşünüyorduk. Ve 2 senede de A takımımızda. Geçen sene zaman zaman oynadı. Kupa maçında oynattık. İniş çıkış yaşadığı an oldu ama kolay değil tabii genç futbolcularımızın bir anda olması. Ama bu sene üzerine koyarak devam ediyor. Ama onun için belki şu an aslında başlıyor profesyonellik yaşantı. Gün geçtikçe hep iyi olmak zorunda. Şu an bakıyorsunuz talebi var. Her şey basında çıkıyor ama bunun için de Çağlar her geçen gün daha çok çalışıp bunun farkında olması zaten ona farklı bir değer katıyor diye düşünüyorum. Şu anda da takıma dönersek çok kısa PTT 1. Lig'de 11. sıradasınız 25 puanla ama liderli 24 puanla ama liderler aranızda Elazığ Spor'la 5 puan var. Çok sıkışık bir pozisyon söz konusu. Süper Lig şansınız, ikinci yarıya bakışınız nedir hocam? Evet, gerçekten bu sene farklı bir PTT Ligi yaşanıyor. Birçok takım şampiyonluk hedefinde, birçok takım puan birbirine yakın puanı. Her takım her takımı yenebiliyor. Biz de tabii ki geçen sene ilk yılımızdı. Bu sene ikinci yılımız PTT Ligi'nde. Geçen seneyi aslında iyi noktalamıştık. Bu sene de hedefimiz o çıtamızı yükseltmekti. Bu anlamda ilk yarı zaman zaman düşüşler yaşasak da yine bunun üstesinden geldik. Şimdi ikinci yarıya çok iyi bir hazırlanıp bu ligde başarılı olmak istiyoruz. Hem yetiştireceğiz hem de yarışmaya çalışıyoruz. Bu kolay olmuyor tabii ki. Gençlerimizin bunları geliştirmek ve takımımıza katkı sağlamaları için sabırlı olmak gerekiyor. Ligin zorluğunun farkındayız ama ne olursa olsun sistemli ve planlı bir şekilde çalışmalarımız günlük haftalık değil. Bizim uzun vadede devam ediyor zaten. Kolay gelsin diyelim hocam cevaplar için. Ben de teşekkür ederim. Çağlar'a dönelim hemen. 19 yaşında milli takıma geçtiğimiz aylarda ilk kez daha milli takım seviyesine çağrılmıştı. Şimdi de Altınordu ile bir yanda kariyerine devam ederken bir yandan da transfer teklifleri gelmeye başladı. Çağlar, öncelikle nasıl hissediyorsun kendini 2 yıl içerisinde amatör ligden önce PTT 1. Lig'de oynayan Altınordu'yu ardından milli takım ve şu an için Süper Lig takımlarıyla özellikle Beşiktaş'ta adın geçiyor. Ruh halin, psikolojik durumun nedir? Öncelikle onunla başlayalım. Tabii ki de hocamızın dediği gibi başkanımız 2011-2012 yılından sonra Altınordu'yu aldı. Ve yanına pilot takım almıştı. Hocamız da gençler için daha iyi olması için, maç olmamız için orada maç oynatmaya göndermişti bizi. 2 yıl boyunca orada oynadıktan sonra hocamızın kararı doğrultusunda profesyonel PTT 1. Lig'e geldim. Tabii yani transfer tekliflerine, yani tabii Türkiye'nin en büyük takımlarından biri teklifiydi. Yani onur ve gurur verici, hem kendim adıma hem kulübüm adına. Yani tabii ki de biliyorum bundan sonra sorumluluklarım daha çok arttı.
genç kardeşlerim, onlara daha iyi örnek olmak için yani daha iyi çok çalışıyorum. Genç kardeşlerim çünkü örnek almaya başladıklarını söylüyorlar. Onlara daha iyi örnek olmak için daha çok çalışıyorum. Hocalarımın, büyük abilerimin sözlerini daha iyi can kulağını dinlemeye çalışıyorum. Ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu arada şu bilgiyi de verelim. Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı teklif üzerinde konuştuğumuz soyut bir durum değil. Altın Ordu Başkanı Mehmet Özkan'ın açıkladığı bir durumdu. Fikret Orman'ın 2 hafta önce kendisini aradığını ve Çağlar'ı istediğini devre arası için, ancak kendilerinin bir yıl takımda Çağlar'ı oynatma amacında olduklarını, arkasından sezon sonu konuşmak için de Beşiktaş'ta sözleştiklerini ifade etmişti. Transfer olursa da artık sezon sonu için olacak. Bunun altını çizelim. Konuştuğumuz durumunda bu kadar somutluğa dönüşen, gerçekliği olan bir durum olduğunu da belirtelim. Çağlar, önce forvettin. Önce derken 3 yıl öncesine kadar forvet oynuyordun. Arkasından bir orta saha, daha sonra stopere doğru evrilen bir kariyerin var. Sen o dönemi nasıl açıklarsın? Nasıl forvetten stopere geçtin? Futbolu ilk 2006 yılında lisans olarak Meraven Belediyespor'da başladım. Orada 4 yıl boyunca lisans olarak forvet oynadım. Oradan sonra Burcu Spor'a, Seyit Mehmet Özkan ekibinden dahil Burcu Spor'a geçtim. Oradaki her performansımın daha olumlu olacağından ön libero'ya geçmiştim. Ön libero'dan sonra bir kart cezası olması durumunda stopere geçtim. Stoperde iyi performans sergilemiştim ve hocalarımın doğrultusunda stopere devam ettim ve oradan sonra milli takıma kadar yükselen bir performansım oldu stoperde. Stoper olarak devam ediyorum şu an. Tam milli takıma yükselen performansın olduğunu söylemişken oradan da bahsedelim. Bir anda milli takımda Türkiye'nin en üst düzey oyuncuları arasında yer aldın. Nasıl bir durum vardı senin için? Nasıl bir atmosfer vardı? Nasıl diyaloglar geçti hem Fatih Terim'le hem oyuncularla? Tabii ki de ilk çağrılığımda çok heyecanlanmıştım. Çünkü düne kadar televizyonda izlediğimiz abilerimi, hocalarımı canlı antrenman çıkıyordum. Ama ta ki antrenman başlasaya kadar, antrenman başladıktan sonra normal genç milli takımdaki gibi kendimi hissettim. Çünkü diyaloglar çok iyiydi. Yani oradaki Arda abiler olsun, Mehmet abiler olsun, gençler çok iyi yaklaşıyorlar. Fatih Hoca olsun aynı şekilde. Dediğim gibi antrenman başlasaya kadar çok heyecanlıydım ama antrenman başladıktan sonra genç milli takımdaki gibi rahatlığım vardı, özgüvenim vardı. Çünkü diyaloglar çok iyiydi. Buradan teşekkür ediyorum onlara. Bunda kalan bir tavsiyeleri var mı? Kafanda yer eden bir konuşmanız, bir diyaloğunuz hem hocayla belki Arda'yla? Ya hocamızın dediği, yani performansım gittikçe arttırmamı istediler. Yani böyle oynayıp ama bu düzenle kalmamı istediler. Yani oynadıkça derslerinden hata çıkartıp daha iyi şekilde yani devam etmeni temenni ediyorlar. Bu arada yurt dışından da teklifler var. Özellikle geçen oynadığınız resmi maçta, PTT Biricik'te oynadığınız maçta Köln'ün, Leverkusen'in takibi aldığını biliyoruz. Senin böyle bir planlaman var mı? Yurt dışına gitmek daha iyi olabilir mi? Yoksa eğer olursa Beşiktaş'la mı yola devam etmek istersin yeni sezonda? Ya tabii ki de şu anlık hani onlara girmeyeyim hiç. Çünkü ben şu an Altın Ordu profesyonel futbolcusuyum. Onların da zamanı, yeri var. Tabii ki de Avrupa'dan teklif gelmesi kulübüm adına, benim adıma onur verici ama dediğim gibi bizi buralara kadar getiren hocalarım olsun, başta Seyit Mehmet Özkan olsun, onların bileceği iş, onların verdiği karar doğrultusunda, tabii bizim de kararlarımız önemli ama dediğim gibi onların doğrultusunda tabii ki de neden olmaz. Altın Ordu'da hiç yabancı oyuncu yok. Genç bir kadroya sahipsiniz. Hüseyin Hoca'nın da 3,5 yıldır üstüne koya koya götürdüğü bir takım söz konusu. Bu ne kadar bir şans? Sizin kendi içinizde Altın Ordu'lu oyuncular arasında konuştuğunuzda ne hissediyorsunuz? Ya, tabii ki de bizim için çok büyük bir şans. Çünkü hocamız gerçekten gençlere çok güveniyor. Şu anda geçen en son Karşıyaka maçında 7 tane altyapı oyuncu olan birlikte oynadık. Yani gerçekten bizim için çok büyük bir şans. Çünkü PTT'de yani inanılmaz bir zor maçlar çıkıyoruz. Yani hocamızın bize güvendiğini hissederek, daha iyi performans arttırarak tekliflerin gelmesi, milli takıma gitmemiz, yani ben normal karşılıyorum. Çünkü hocamız bize öyle bir eğitim yani verdiği sözler doğrultusunda yani çok iyi işler yapıyoruz yani. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim sana. Çağlar, hocam size teşekkürler. Teşekkür başarılar ederim. Dilerim. Yanımıza katıldığınız için ligde de birincilik, süperlik hedefinizde başarılar dilerim. Şimdiden Antalya'da Altın Ordu Spor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve takımın şu an için gündemde olan isimlerinden, adı transfer söylentilerinde geçen isimlerinden Çağlar Söyüncü ile beraberdik. Görüşlerini aldık. Duruma bakışlarını ifade etmeye çalıştılar. Sözü yeniden İstanbul'a, merkeze bırakalım. Evet, Çağlar Söyüncü forvette başladı, orta sahaya geldi. Şimdi savunmada 2 yıl önce tabii gelişim için. Sezon sonunda transfer kurtulacak. Evet, pilot bir takımdaydı. Şu an transferi sezon sonu için konuşuluyor. Teklif geldi.
büyük bir ihtimalle herhalde Beşiktaş'a imza atacak savunma pozisyonunda stoperde. Şu anda bir adım önde olduğu vurgulandı.